Selam arkadaşlar Kaplan85 Miller Server'ı NC oyuncusu Kaldığımız yerden implantlara devam ediyoruz Şimdi Çok güzel geri bildirimler aldım Teşekkür ederim hepinize her şeyden önce işe yarıyorsa bu videolar Gerçekten mutlu olurum Her neyse Revenant Revenant nedir abi Revenant özellikle mediklerin kullandığı bir şeydir Diğer karakterler de kullanabiliyor Combat ni yazmıyor bak Bu ne? Eğer kaldırılırsan ya da başkası seni kaldırırsa sen ya da senin kaldırdığın kişi 3 saniye boyunca görünmez oluyor. Tamam. Eğer ateş edersen böylece sen tekrar görünür oluyorsun ya da kaldırdığın kişi ateş ederse görünür oluyor. Bunu medikler heavy'lerle bir kombinasyon için kullanırlar. Genelde ya da medball, medic ball, medball denilen bir taktikte kullanılır. Burada önemli olan şey bakın ha sürekli unutuluyor. Firing your weapon will remove this effect diyor. Tamam mı? Eğer ateş edersem görünür olacaksın diyor. Bak 3 saniyen var abi görünmezsin. Yerden kalktığın görünmez olduğunu fark ettiğin gibi nişan alıp ateş etmeye çalışma. Koskoca 3 saniyen var. Pozisyonunu değiştir çünkü orada öldün. Anlatabiliyor muyum? Yerden kalktığında mesela kapıdan dışarı çıkmıştın orada öldün ve Medin seni kaldırdı. Bir kalktın ana görünmezsin. Oha süper abi. Bu neymiş? Bu implant neymiş? Neyse boş ver. D ve içeri koş. Ya da dışarıda bir yerde saklan. Biliyorsun ki bu oyunda en önemli şeylerden biri cover almak. Böyle patates gibi adamın karşısına çıkarsan adam da bu da benim patlıcanım der sana gösterir. Okey? Geçelim. Robotics Technician. Mayınlar dışında deployable olan her şeyin %25 hasar kazanıyor abi. %25 hasar dayanıklılığı kazanıyor. Hasar değil çok özür dilerim. %25 hasar dayanıklılığı demek senin o koyduğun Spitfire turret'ın daha da güçlendi demek. Tamam mı? Ya da turret, senin kurduğun turret daha güçlü demek. Üzerine hasar aldıktan sonra her saniye 25'te kendilerini heal'lıyorlar. Ve işin ilginci ne biliyor musun? Bundan sen repair bonusu alıyorsun. Eğer üzerinde bu implant varsa ve senin sahip olduğun bir şey sürekli hasar alıyorsa o kendini tamir ettikçe sen repair bonus alıyorsun. Bu da havadan sertifika kazanmak demek. Beşinci seviyeye getirdiğinde çok ilginç ve güzel bir şekilde bu engineer'a da işliyor. Ne zaman ki sen o e, Territor'un başına geçiyorsun işte 4 numarada kurduğun mana turret'ların var ya, e, taramalı tüfek ya da füze atan. Ona geçtiğinde sen de abi %25 hasara karşı dayanıklılık kazanıyorsun ki bu her şey için geçerli. Sadece mermiler için değil. Böylece o sniper'dan tek mermide kafadan ölmen vardı ya tamamen yok oluyor. Manyak güzel bir şey. Ya da e, Vanguard ya da işte bir MBT ne bileyim sana uzaktan sıkıyor. Normalde bir mermide seni patlatırken tek mermide ölmüyorsun. Rahatça onun içinden çıkıp ister tamir edebiliyorsun ister hayatta kalabiliyorsun. Güzel bir şey. Safe fall. Uçak kullananların en çok kullandığı ikinci implantlardan bir tanesi bu. Uçaktan atladığınızda ejection seat kullanmak istemiyorsunuz çünkü. Tamam mı? 230 metreden sonra... ...anca hasar almaya başlıyorsunuz. Ya şey ölümcül hasar almaya başlıyorsunuz. 75 metreden sonra hasar başlıyor ve 230 metrede anca ölüyorsunuz. Bu çok yüksek bir rakam. Tamam. Yani haritanın ortaları yükseklik olarak ortalarındayken atladığında hayatta kalıyorsun. Kalkıp skyroof dediğimiz en tepeye çıkıp oradan atlayıp hayatta kalmayı bekleme yani. Mantıksız. Ve üzerine... <laughs> Max'lerin bunu kullanmasının sebebi, bakarsın bazen bir Max seni öldürür e, indarda, çöllerde savaşırken ve adam da bu takılıdır dersin ki niye takılı abi? Çünkü bundan bir şey seni ezmeye çalıştığında ondan daha az hasar alıyorsun. Normalde Max'i tek seferde ezebilirken bir har mesela geçiyor ve Max ölmüyor. Nasıl ölmüyor? Bu implant sayesinde. Safeguard, safeguard ee, Birçok build'de kullanılan, özellikle böyle infantry e, savaşlarında, Jager'de kullanılan çok ilginç bir implant. Biri seni kaldırdığında 3,5 saniye boyunca aldığın hasar, her yerden aldığın hasar %20 azalıyor. Bir de kaldırıldığın için 200 shield da geri ekleniyor sana. Eğer max sen kaldırılıyorsan bir 500 health daha eklenerek kalkıyorsun. Tamam. İnanılmaz savaş değiştiriyor bu. İnanamazsın yani. Çok güzel bir şey. Salvage. Max'lerimizin yine kullandığı implantlardan bir tanesi. Ne yapıyorsun? Sen Max'in karşına Max çıktı. Adamın kafasına sıktın. Tamam. 200 health kazandın. Bitti. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamamen yanlış söyledim bunu. Ee, Max'leri öldürdüğünde abi <laughs> nerede olursa olsun 800 hert kazanıyorsun. Eğer 5 metre yakınındaysa yani 5 metre çapının içerisindeyse öldürdüğün adam bir 200 daha kazanıyorsun. Bu bine tekabül ediyor. Vay evet yorulmuşum kusura bakmayın. Her neyse olay ne? NC Max'leri için baya güzel. Neden? Çünkü biz zaten shotgun kullanıyoruz e, scavenger'ları kullanırsın genelde doğal olarak ya da işte hexov'ları kullanırsın ama metok bufflandığından beri metok daha çok tercih ediliyor. Yine de bizim max'imiz insanların dibine çok rahat girebiliyor o f'sini açıp kalkanıyla %100 hasar almıyor çünkü adamın dibine kadar yürüyorsun. o sıra adamı öldürürsen abi toplamda 1000 health geri alıyor. Adam uzaktayken öldürürsen Yalnız sadece max unitler bunlar. Yani sen de bir max'sin. Karşındaki de bir max olmalı. Max'i öldürdüğünde 800 health eğer 5 metre yakınındaysa toplamda 1000 health kazanıyorsun. Tekrar özür dilerim ilk yanlışım için. Her neyse geçelim. Sensor shield. Sensor shield bu yere koyulan detection device'lar ya da işte atılan motion spotter'lar falan filan. Recon device'lar, motion spotter'lar bildiğiniz üzere hareket eden her şeyi gösterir. Sen bunun 10 metre dibine girmedikçe hiçbir şekilde görünmezsin ki onlar 50 metre çapına sahipler yanlış hatırlamıyorsam son seviyelerinde. Ee, 10 metreye yaklaştığını öğrendiğin zaman onu oynayarak öğrenirsin. Koşmayı bırakırsan eğer yani yürümeye başlarsan hiçbir şekilde dedekt edilmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir de üzerine suppressor taktın diyelim susturucu taktın diyelim silahına İstediğin gibi ateş et, istediğin gibi etrafta gezin, istediğin gibi koş. Ama baktın işte onun çıktığı ilk noktaya ya da işte haritanda görünüyor motion spotter'ın yeri. Ona yaklaştın 10 metre yakınındayken yürümeye başla. En önemli kısım bu. Bu seni haritada bildiğin görünmez yapar. Birçok metada bu, bu kullanılıyor yani bilin. Sidewinder dediğimiz şey sağa sola gitme hızınızı %35 arttırıyor. Tamam. Ama onun hızlanmasını ve yavaşlanmasını %50 yavaşlatıyor. Eşittir ilk A ya, ya da D'ye bastığınızda daha yavaş sağa kaymaya başlarken gittikçe daha hızlanıp son seviyede %35 daha hızlı oluyorsunuz. Bu zannettiğiniz gibi böyle 3 saniye 5 saniyede falan da olmuyor bu arada. Deneyin bu implantı anlayacaksınız. Peki bunun bir avantajı daha ne? Neden level 5'e taşıyasınız? Level 5'e taşıdığınızda o gece görüş dürbünlerinde tüm infantriler parlıyor ya ya da Infravision implantında daha sonra anlatacağız onu. Ee, orada da görünmüyorsunuz. Bildiğin herhangi bir ağaç, herhangi bir tank nasıl görünüyorsa termal optikten bahsetmiyorum. Termal optik tanklarda olan şey biliyorsunuz ki araçları parlatıyor. infantileri değil, piyadeleri değil. Piyadeleri parlatan herhangi bir şeyde bununla parlamıyorsunuz abi. Burada araçlarda çalışmıyor yazmamış. Bunu test etmek lazım. Acaba termal optikli bir adam sana bakıyorken sende bu varsa aracın parlıyor mu, parlamıyor mu? Emin değilim. Bunu bir gün test ederiz tekrar. Her neyse Survivalist en çok kullanılan ve yeni oyuncular tarafından inanılmaz bence tercih edilmesi gereken bir implant kendisi. Shield'ınız parçalandığında tamam mı? Koşu hızınızı %20 arttırıyor 6 saniye boyunca eşittir sağa sola adamdan çok rahat kaçıyorsun tamam mı abi herif seni takip bile edemiyor genelde üzerine hasar aldın ya onun da 150'sini sana geri veriyor 6 saniye içerisinde bu çok önemli hayatta kalmanızı sağlıyor bu tamam üzerine bu shield'ınızın geri dönme süresinin bekleyişini de hani bir parçalanıyor o shield bir duruyorsun 4-5 saniye ee, üzerinde taktığın şeylere göre değişir o 3 saniyeye kadar bile düşüyor her neyse onun da süresini 1 saniye azaltıyor 5 saniye diyelim 4 saniyede e, başlıyor geri dolmaya ee, peki koşmaya başladım abi ama o sıra bana mermi değdi hızın gidiyor o %20 ekstra hız vardı ya kazandığın o gidiyor ama seni iyileştirmeye devam ediyor o yüzden de Hayatta kalma şansın çok yükseliyor ve 12 saniyede bir gerçekleşebiliyor bu. Tamam, evet Sweeper Hood bu çevredeki abi ee, patlayıcıları 35 metre içerisindeki patlayıcıları görmenizi sağlıyor. Ayrıca bir insana bir şeye herhangi bir yere nişan aldığınızda yanında böyle küçük bir metre yazısı çıkıyor onunla senin arandaki metreyi gösteriyor. Tamam. Bir uçağa ateş etmek istediğinde bakıyorsun kaç metrede. Ya da sen sniper'sın. Bunu da takmışsın abi. Bakıyorsun ezberlemişsin artık. Ne bileyim işte moonshot kullanıyorsun diyelim. Moonshot'ın birinci şeyi alttan birinci noktası işte 150 metreye gidiyor. Biliyorsun. Ya bakıyorsun bununla orada yazıyor adamın kafası kaç metrede? Adam kaç metrede diye. Ona göre nişanını alıp bam vuruyorsun kafasına. Simbiyot. Yeni kul oyunculara çok da tavsiye etmeyeceğim ama e, güzel implantlardan bir tanesi kendisi yine. Bu sana yine normal mermilere karşı %20 dayanıklılık sağlıyor. Bunu taktığınız zaman Nanoweave Armor kullanmamanız lazım. Çünkü burada buram buram yazmış adamlar Nanoweave Armor'la birleşmiyor diye. Tamam? E, ama bunun dezavantajı ne zamanki 30 saniye boyunca hasar almadın sadece taramalı tüfeklerden bu arada yanındaki patlayan bomba bunu tetiklemiyor ne yazık ki. 30 saniye boyunca pistolden taramalı tüfekten falan hasar almazsan çat diye senin health'inden bu böyle ısırıyor abi. Ve emin ol çok da güzel ısırıyor yani böyle yanlış hatırlamıyorsam 100, 150 150 200 health alıyor. Yani toplamda bir buçuk dakikada 0f1 halte düşüyorsun. Merak etme bunun yüzünden asla ölmezsin. Ee, bunu takmanın peki o zaman mantığı ne abi? Savaşın ortasındasın sürekli ve işte ne bileyim grenade bandolier takıp sürekli etrafa bomba atmak istiyorsun. Ya da flag armor takıp patlayıcılara karşı da bir dayanıklılık kazanmak istiyorsun. E, bunu da takıyorsun, bunun sayesinde flag armor takabilmiş oluyorsun ya da grenade bandolier takabilmiş oluyorsun. Ya da işte uh, adrenalin pump takabiliyorsun. Yüzde 10 hızını arttırıyor, koşu hızını arttırıyor öyle bir şey. Falan filan tamam. Bunun mantığı da bu. Target focus dediğimiz şey uh, ilk önce nerede kullanıldığını anlatalım. Bunu genelde bizim infillerimiz, yeni oyuncularımız kullanırlar. Çünkü infiltrator da shift'e basılı tutarsın ki o uh, sallanma dursun. Onu %300 süresini uzatıyor bu. Güzel bir şey. Dezavantajı var mı? Yok. Peki başka avantajı ne? Bir şeyleri Q'ladığın zaman, spotladığın zaman onların health barını da ortaya çıkartıyorsun. Tamam. Yani kendine göre kullanışı var. Mesela bazı gunner arkadaşlar, sadece gunner oynayan insanlar var. Ben tank süremiyorum ama iyi ganırım diyenler. Onlar bunu tercih edebiliyor. Neden? Çünkü kendi takım arkadaşına, sürücüsüne gayet yardımcı. Karşısındaki tankın ne kadar hertinin kaldığını gösterebiliyor. Ve üzerine şu IFF detection range nedir diye sorarsan adam ne kadar uzakta olursa olsun bazen hani kuluyamazsın ne kadar biraz uzaktadır senden bunun sayesinde o Q'layabildiğin metre artıyor atıyorum şu an bu rakamlara tam olarak sahip değilim 100 metreye kadar bir şeylere Q basabilirken bunu takınca atıyorum 300 metreye kadar Q basabiliyorsun. Bu da uzak mesafe çatışmalarında yine senin adamın health'ini görmeni sağlıyor. Güzel bir şey. Vampire. Adamları bıçakladığın zaman abi tamam mı? Ya da tabancayla öldürdüğün zaman 325 health kazanıyorsun. Ama bu mouse'un orta tuşuna basarak bıçaklamanda gerçekleşmiyor. Eşittir. Alacaksın eline tabancanı ya da bıçağını onunla yapacaksın bunu. Peki abi hani daha önceden bir şey anlatmıştın. Nightmare diye bir şey vardı falan o da böyle bir şeydi. O böyle bir şey değil. Onda belirli bir yasak var. Dönelim Nightmare'imize. Nightmare sana diyor ki yakın mesafede 5 metre içinde adamı herhangi bir şeyle öldürürsen seni 2 saniye görünmez yapacağım ya da bıçaklarsan 2 saniye görünmez yapacağım. Dönersek Vampire'a bak burada herhangi bir metre yok. Şu side arm dediği mesela Black Hand aldın 4x dürbünü taktın. Black Hand ile Light Assault'sın sen adamın kafasına dağın dağın geçirdin 2 tane. İstersen abi 50 metrede ol. 3 mermide adamı öldürdüğünü varsayalım. Sen yine de 325 health kazanıyorsun. Bazı e, Light Assault build'lerinde bu bayağı kullanılıyor bu arada. Bilin yani. Keyifli bir build'e dönüşebilir. Ee, evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.